Bir önceki videomda yanlış bacak takmıştım. Şu regülatörün artı çıkış, artı out bacağı şeye bağlanıyor. Akım kontrol transistörün kolektörüne bağlanıyor. Ben yanlışlıkla şeyden çıkartmıştım. Şemaya da yanlış yazmıştım. VCC hattından, VCC hattından alamıyorsun. Mesela transistörün bacağını VCC'den alamıyorsun. Regülatörün VCC'den alıyorsunuz. Akım kontrol. Bunu unutmayın. Mesela regülatörün voltaj ayarı şu pot oluyor. Potansiyometre oluyor. Şu da şu potansiyometrede şeyin ayarı oluyor. Akım ayarlı, amper ayarlı. Amper ayarlı transistör potası oluyor. Potansiyometresi oluyor. Öyle. Şimdi bir deneyelim. Şu trafodan şey yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi şey ledimiz ufak yanıyor. Şimdi birazcık amper verelim. Göreceksiniz. Voltajın randımanlaması için yavaş yavaş çeviriyoruz voltaj potansiyometreyi. Akım ayarlıdır. Yani amper ayarı. İndiriyoruz. İndiriyoruz. Evet, iyice indirdik şu şekilde. Şimdi kaldırıyoruz. İndiriyoruz. İndiriyoruz. Bu kadar yeter. İyice indirdiğimizde şey oluştu. Şu kadar yeter. Voltajı biraz indirelim ısınmaması için. Yok, daha ısınmadı. Mesela belli bir zamandan sonra ısınır. Amperi kaldırdığında. Şimdi potansiyometreyi, voltajı düşürelim. Kadar yeter. Akımı sıfır noktasına aldık. Sıfır noktasında ampul çalışmıyor. LED'le beraber yanıyor zaten. Tamam, bu kadar yeter. İyice indirdik mi? Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bu potansiyometre, akım ayarlama potansiyometreyi alalım. Şimdi buradaki regülatör O çıkışı, regülatör VCC çıkış, regülatörden Mars'la bu taraf oluyor. O bu taraf oluyor. Ortası da şu oluyor. Normal 7812'lerden beri. 7800'lerden hepsi aynı. Şuraya bir tane şey regülatör o çıkıyor, mesela VCC'den çıkıyor, şeye getiriyor. Transistörün şu normal, şunu soğutucu takmazsanız da olur. Soğutucu takmazsanız da olur. Bu şekilde kesinlikle ısı olmaz çünkü amper en alçak kısmındadır. Yani en alt birimlerdendir. Şu kolektörle şey, mesela VCC out. VCC out regülatör şeye geliyor, kolektöre geliyor. Şunun kolektörüne geliyor. Kolektöre geldikten sonra şey base. Kolektörden geldikten sonra akışını base'e verir. Base'e verir. Akışını da şeye verir. Emitter'e verir.
Ama biz burada potansiyometreyi ele alacağız akımı ayarlamak için. Önce V hat, base hat. Base hattını birinci, base hattını ikinci ayağa. Şuradan başlasak mesela, şuradan mesela soldan diyelim. Birinci bacak, ikinci bacak, üçüncü bacak potansiyometre. Üç bacaklıdır. Base'i ikinci bacağa geliyor. Ondan sonra emiteri de birinci ayağa geliyor. Ondan sonra üçüncü ayağı da kolektör. Peki biz burada nasıl anlıyoruz? Şu şekilde çevirdiğimizde amper etkiye geliyor. Gördüğünüz gibi amper yükseliyor. Neyse, indirelim. Sonra buraya da soğutucu takmanız lazım, regülatör. Şunu soğutucu takmazsanız da olur. Şu diyelim. Mesela birinci neydi? Birinci emitterde, ikinci base'di. Biz kutuplarını birleştirdik. Şimdi şu şekilde. Evet. Şu şekilde çevirdiğimizde base ile kısa devrededir şu an. Şu an base ile şimdi şu taraf iyice kısa devre oldu. Artık bu transistör kısa devre oldu. Komple sıfır kısa devre. Birazcık direnç takalım böyle. Tamamdır. Açılıyor. Mesela kısa devre olunca ne oluyor? İptal oluyor. Mesela base ile emitter arası birinci emitter bağlı. İkinci potansiyometre ayağı base'e bağlı. Base'e bağlı. Böylelikle kısa devre olunca kısa devre oluyor. Transistör kısa devre olunca etki kendini yitiriyor. Varsa kısa devre şu şekilde çevirdiğiniz zaman kolektör. Şu şekilde çevirdiğin zaman şey aralık giriyor, direnç oluşuyor. Base ile emitter arası direnç oluşuyor. Direnç oluştukça kolektör devreye giriyor. Oradan da emitere geçiyor. Olay bu. Evet, dediğim gibi şu kolektör mesela base ile mesela potanın kolektörü ayrı takıyorsun. Şu son potaya takıyorsun. Yani herhangi bir, ama iki tanesi mesela bu tarafa bağlarsanız bu tarafa döndürmeniz lazım. Bu tarafa bağlarsanız bu tarafa döndürmeniz lazım. Mesela base ile kolektör ikinci bacağına bağlı. Base ile emitter ikinci bacağa bağlı iken şu şekilde döndürdüğün zaman şey olur, kısa devre olur. Kısa devre olursa kolektör regülatörden çıkan artı kolektör hattı bu transistör bloke olur. Yani şu transistör bloke olur. Amper transistörü. Mesela tersine çevirdiğiniz zaman base ile emitter arası direnç oluşmaya başlar. Böylelikle kolektör devreye girer ve regülatörden çıkan artı çıkış direkt şu transistöre aktarılır. Transistörün base'i aktif olduğu zaman mesela buradan kısa devre olunca buradan iptal oluyor işte. Buradan da kesiliyor amper. Anlayacağınız bu. Şimdi multimetre bağlayacağım ve amper miktarını size göstereceğim. Gecenin saat ikisi. Şunu taktım. Şu multimetreden amperi ölçerken şey oldu. Şu kombinetleri bir bir test aldım. Hepsini yaktım. Bir yanlışla şöyle çok ısınıyor. Sana nasıl bir şey. Nasıl bir şey? Şu şekilde. Sağdan base kolektörü emitter var. Şu potayı çevirirsek şey oluyor. Şu potayı çevirirsek sağdan mı soldan mı, sağdan çevirirsek amper yükseliyor. Yani
Yani base emitter şey oluyor, kolektörü devreye giriyor. Base emitter arasında dirençlenme giriyor. Yani base emitter. Base şu demek, şu emitter de şu demek. Sağ ve sol bacakla kısa devre. Direnç oluştuğu zaman kolektör devreye giriyor. Yani VCC hat devreye giriyor. Sıcaklaşıyor. Mesela şununla ölçtüğümde şey oluyor. Şununla ölçtüğümde yüksek amper aldığında stand olayı yanıyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar direkt mezarlığa. Bu arada fazla VCC'den dolayı mesela şu şekilde çok direnç takabilirsiniz ama benim için gerek duymadım. Voltaj oluyor, şu amper oluyor. Amperi bir çevirelim. Şu şekilde yükseliyor. Yükseldikçe şuna soğutucu takmanız lazım. Tam kaldıralım böyle amperini. Evet, tam voltajını kaldıralım. Amperini de kısalım. Çok kısmayalım. Sonuçta bu ısınıyor.